Herkese iyi akşamlar. Bugün yine bir pazartesi akşamı. Biz yine İF'teyiz 40 kişi olarak. Konuğumuz bu sefer Emre Nalbantoğlu ve grubu. Kendileri bu sene Roxy Müzik günlerinde birinciliği aldılar. Yani böyle bir Ankaralı grup. Almamak olmazdı 40 kişiye. Kendileriyle hem böyle güzel bir sohbet yapacağız. Hem de canlı performansları olacak hepimize. Sorularınızı iletmek isterseniz ya chat ekranından bize iletebilirsiniz ya da Twitter'daki 40 kişi hashtag ile bizlere iletebilirsiniz. Biz şimdi yavaştan muhabbete başlayacağız. Ben sizin sorularınız geldikçe de iletmeye çalışacağım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz hepiniz. Şimdi ben baktım web sitesine falan, böyle Mart'ta bir araya gelmişsiniz. Roxy Müzik Günleri Mayıs'ın başında. Aynen öyle, bir ayda. Nasıl oldu? Çok mu çalıştınız, çok mu rahatsınız yani? Çok bekledik. Çok bekledik. O günün gelmesini 20 sene bekledik. Geldi, bir ayda da koyduk çocuğu. Baskı altındayım ya. Nasıl bir ay geçti peki? Yani? Bir ay iyi, çalıştık. Oğuz'un babası var, Nusret amca, davulcu, o da siyah beyazda çalar eskilerden, Nusret Gür. Onun bir yeri var. Oraya kapattık kendimizi bir ay. Her gün çalıştık. Sonra da çıktık. İşte var. Hepimize birikmiş bir şeyler de var abi. Uzun süre. Evet, tabii canım. Yani 5-10 senedir riffler kafamızda, ritimler kafamızda sürekli. Hepsi bir anda böyle bir ay içerisinde geçiyor. Daha önceden tanışan hangileriniz? Biz, biz Berker'le 3 senedir beraber çalıyoruz. Muzi'yle bir sonra. Herkes aslında piyasada çalıyordu. Muzi'nin parçası gibi. Biz ilk Otti'de çalacağız. Abi sen ters kaldın ya. Otti çok kalmış. Otti'de çalacağız, biz konser var, davulcu yok. Biz komşu çıktık Ahmetlerle bir de. Yan yana apartmanlarda oturuyoruz. O gidip geliyor zaten sürekli. Çalacağız, davulcu yok. Kim var? Aradılar, sordular millet. Ozu geldi. Bir geldi Orhan arkadaş. Başladık şarap içmeye kulisle. Oradan iyi anlaştık. Sonra da gitti işte öyle. Bir anda gaza geldik, CD yaptık. Ama bu işi tabii başlatan adam... Ne konuştum be? Serkan. Serkan Çetin diye bir adam var. Bu işin mimar. Bu işin mimarı da odur yani. Onun sayesinde oldu hepsi. O gaza getirdi bizi. Şimdi üç... Çok çok. 3 gün süren bir şey herhalde değil mi Roxy? 3 gün mü sürdü? 3 gün sürdü. Bir performans gecesi oldu. Yok 2 gün, bir de ödül. Performans 3 gün sürdü. 3 gün performans oldu. Artı ödül. Sonra bir de ödül gecesi oldu. Şimdi tamam. Geri bildirimler güzel olmuş. O belli yani. İyi gidiyor ya işte. Yani birinciliğin dışında hani nasıl tepkiler aldınız oradaki İyi, çok güzel insanlarla tanıştık ya. Bir sürü yeni. Tayfun abiyle tanıştık. Kargan da yöneticiydi. Kendisi de DJ'di. Çok şeker bir adamdı. Onunla tanıştık. Onun desteği çok oldu. Aylin Aslı'nla falan tanıştık. Şeyle tanıştık. Ne onun adı? Dinçer abiyle. Sahtede kıda mızıka çalıyor. Biz de mızıka çalıyor şimdi İstanbul'a gittiğimiz zaman. Süper bir adam. 10 numaralı. Çok selam atmış burada. Böyle şeyler. ya, aslında senin böyle özgeçmişe bakınca böyle ilk iki cümle benimkini anlatıyor gibi. 1985'te doğdu, Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ona bakınca şey. Kanım daha çok kaynadı sana ama. ya, şimdi lisede var mıydı müzikte? Yani? Vardı ama o zamanlar böyle uğraşmıyordum çok. Kendim evde çalıyordum. Döner günümüz vardı mesela. Onlarda hep arkadaşlarım çaldı. Ben hiç çalmam. Çok efendi adamım o zaman ama. Ne olmaz öyle şeydi. Sonra arkadaşlarım çaldılar. Eğlendik falan döner. Bir tane motorlu bir abi gelmişti o zaman oraya ihtiyar. Böyle 60 yaşında falan. Bizim lisenin mezunlarından. Bizim lise iyidir ha. Bir geldi ihtiyar böyle üç tekerlekli bir motoru var. Kocaman böyle at gibi. Şöyle doktor geldi böyle yanaştı. Kızlar falan. Döner. Duman çaldı lan. Bizim döner gününde duman çaldı yani. Be. Daha ne olsun ya. Ama çok keskin bir atlayış oldu ya. Bir böyle aynen. Okulun böyle ufak şey metal hard durumundan. Durumlu gruplarından ertesi sene dumanı çağırdılar. Hani biraz ticari kaygılar vardı sanki. Bilet falan sattılar yanlış hatırlamıyorsam. Dernek var. Derneğin işleri onlar. Ama çok iyi adamlar var. Tamam şimdi lise bitti, sonra Isparta'ya gittin. Hani biraz baktım internete ben. 2003'te Isparta'ya gittim. 2003'te liseden mezun oldum. 2004'te Isparta'ya gittim. İnşaat okudum orada ben. 8 sene okudum. 8 sene bitirdim okulu başarıyla. Ben hoca dövdüm Isparta'da, elimden aldılar.
Öyle mezun ettiler beni. Oranın müzik ortamı nasıl? Ben baktım İyi, böyle... orada iyi müzisyenler var. Mesut'e bir arkadaşım var. Rock topluluğu var. Var çok var. Mehmet Ömür var. 5000 takipçisi falan Geçen var. Geçen hafta rock topluluğunun konserine dedik İstanbul'da zaten. Perşembe günü. Sparta'da. Sparta'da. İstanbul'dan ya. Onların organizasyonu. Rock kulübünün düzenlediği topluluğu. Sağlamdır Sparta'nın. Hatta bütün ilk 5'e falan girer yani üniversite rock toplulukları arasında bence sosyal aktivite. Şehir olarak için. Nasıldı? Şehir küçüktü işte. Ben gittiğim zaman bar bile yoktu. Sonra da beraber açıldı. Sonra biz bir benim 5. senemde falan bir parti yaptık bir yerde böyle abilerin takıldığı bir yerde. Partide bir içki satıldı rekor. Oha! Adamlarla anlaşma yaptık. Barmenin maaşı aldık. 2,5 bire satılır dediler koca Sparta. Dedim onu biz içeriz be kardeşim. 7,5 bire satıldı mekanda bire bitti abi. Dışarıdan tekerden bire getirirler. Ondan sonra barlar açılmaya başladı işte. Şimdi o zaman 8 yılsa ne oldu? 2011'de mezun oldun. 2012'de mezun oldum. İşte 2 sene asker tecil ettiler sağ olsunlar 2014 Mart'a kadar. Orada da işte çalıştım, şantiye şefliği falan yaptım. Çok komik. İsyan yaptım. Şantiye şefliği oldum. Şefim diyor. Ne oldu diyorum. Battaniye yok diyor. Ulan arkadaş. Hiç düşünmedin mi böyle Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'ya falan gidip böyle ayda anlatılan hikayeler. Yeni mezun çok arkadaşların gitmedi mi oralara? Gittiler. Gidip gelenlerden burada da var hatta. Şu arkadaki bak mesela sonra gitti geldi hala alıyor Allah'sız. Yani böyle kısa bir biyografik giriş yapalım, yaptık. Hani isterseniz bir parça alalım sonra... Olur, çalalım diyorsunuz. ...devam edelim. Bir bana göbek at, oturmadan rakım alın.
geldik be. Karşı kitleniz, dinleyici kitleniz nasıl? Böyle fena değil. Ufak bir çeteniz var sanki. Var var. Var, bir 100 kişimiz var. Her yani konsere. Her konsere farklı olarak 100 kişimiz, 100 kişimiz var. Yani İstanbul'da da öyle. İşte nereye gitsek o şekilde bir 100 kişi geliyor. Nereye? Isparta'ya geliyor. Dinlesinler abi. Isparta kaç kişi var? Ya 300 kişi falan vardı herhalde. Var, orada çoktu. 300 kişi var. İstanbul'da öyleydi, burada öyle genelde. Şeyi söylemiyoruz, onları söylemek lazım aslında bak. Efendiliğe veriyoruz da. Ya sosyal medyada tembellikten falan evet. Böyle bir destek atsa herkes aslında çok zevkli olabilir. Daha çok etkin kullanamıyoruz yani şu aralar. Zor geliyor sanki biraz. Elimizden geleni yapıyoruz ama işte erken paylaşım olması lazım anladığım kadarıyla. Twitter'ı çözemedim, bir çözsem. Hashtag yapmayı çözdük ama dün. Hashtag yapmayı kare yapıyorsun oraya, onu biliyorum. Kare. Böyle şimdi YouTube'u çözmüşsün ama galiba. YouTube'u biliyorum. Ona yani onu iyi çözmüşsün. Var, böyle var. Video yapmalar YouTube var. Yeşilçamlı videoların hikayesi. Oo, niye Yeşilçamlı? O zaman grup falan yok. Ben tek başıma çalıyorum, söylüyorum. O şey Kemal Sunal'ın kaydı. Isparta'da. Neydi abi ya? Çok yakın bir arkadaşım var. O yaptı böyle mikrofona çorap geçirmeli falan. Tam rockstar hikayesi be. Of. Sonra işler yolunda gitmiyor. Ben bir stüdyoda çalışıyordum. Reklam ajansında. Orada kayıt yapıyordum falan. Beni dolandırdılar orada moruk. Of. Neyse. Orada bir tane böyle masanın üstüne sandalye atıp mikrofon koyup çalmalı söylemeli falan. Orada tek gitar bir şey. İlk öğrendiğim kayıt tekniğini uygulama amaçlı. Videoyu da güzel olur diye aklıma. Sadece aşırı seviyorum ben ya. Ben eski anlamdan çoğunu seviyorum. Onlar daha iyi. Şimdikiler biraz kofik ya. Teşekkürler. Gene muhabbeti de bildiğim. Oha. Bir klip daha var. Yani bu Ankara sokaklarında falan. Onu benim arkadaşım onu yaptı. Kim yaptı? Ahmet Sefer var. Benim lisede arkadaşım. Bizim liseden işte. Onu o yaptı hediye. Bana dedi bir kuvvet göndersene. Gönderdim. Onu yapmış. O da bana hediye etti. Çok güzel arkadaşlarım var. Bu gitarım neydi? Vay be. Şimdi devam edelim bakalım. Şimdi bu Yavuz Çetin olayına geleceğim. Yavuz Çetin olayı bizim işimiz. Ya Emre Nalbantoğlu var deyince birine cümleyi bitirmeden şey diyor işte. Yavuz Çetin'e benziyor. Ha evet öyle bir onun yerine var. Geldi yani böyle. Çok, ya onu anlayamadı kötü doğru. Anlamda mı? Yok hayır kötü. Ha. Doğru edilsin. İyi anlamda yok. Yavuz Çetin'in yerine diyor. Hayır yani taklit gibi mi anlamında soruyor. Yok şey gibi hani. Aynen diyorum. Her yükselen Arjantinli futbolcuya yeni Maradona. Demek gibi bir şey olabilir. Ama ben çok mutluyum öyle denince hoşuma gidiyor hatta evet, çok. Yani rahatsızlığın var mı diye soracaktım yok dedi. Senin gibi bir adamla benzetilmek aklına gelmesi bile senin adını düşünce bilmiyorum süper bir şey bence. Gitarını çaldım ben onu. Öptüm gitarı ve çok güzeldi. Kimleri dinliyorsun peki hani böyle kimleri seviyorsunuz? Eski blues şarkılarını cover yapmayı seviyorsunuz. Yavuz Çetin dur bunu şimdi. Engelleyecek şekilde. Oldu mu bana? Eski blues şarkıları çalıyoruz. Mississippi'leri kafamıza göre çalıyoruz işte. Çoğu doğaçlama oluyor zaten çaldığımız şeyler. Ondan sonra ne dinliyorum? Türkçe Yavuz Çetin'im. Göksel dinleriz çok güzel. Kerekeriz. Depresyondayız. O tip şeyler dinliyoruz. Böyle bir Ceyhan Barbur coverı var. Ceyhan Barbur da iyiydi. Çok güzel şarkı o. Bir tane de Ceylan Ertem'in güzel şarkısı var. Bu bardakta olsun diye. Ona da bir cevap şarkısı yazacağım ben kafamda. Çok güzel sözleri var. Tam anlatıyor derdimi. Şimdi böyle sosyal medyayı biraz araştırıp geldim tabii. Genelde soruyorum. İş çıkarttık. Yok keyifle yaptım. Eyvallah. Şey demiş bir sekşide işte keşke albüm şarkılarını o kadar tripli okumasaymış. Demiş. Şimdi onu nereden bilemem ki bir gecede biz hepsini çaldık kaydettik. 10 saat uğraştık sabaha kadar hiçbir şey çalamadık. Son bir saatte iş çektik kafayı bitirdik bütün şarkıları. Onu nereden bileyim ben şimdi tripli mi söyledim nasıl söyledim ben. Zaten ilk kayıt bilmem ki. Öğreniyorum ben de. Bak bir dahakinde bir görüşeceğiz. Ne iyiydi be. Bir de albüm ucum kayıttı abi. Tabii ucum. Yani kanal olarak kaydetmedik. Bir gecede kaydettik biz onu. Ayhan abine Batu'ya buradan çok teşekkürler. Miraj Stüdyoları reklam yapamadım ya. Şimdi albümü almak istiyorum demiş birisi ama. Biz albümü şöyle yapıyoruz. Konserlerde veriyoruz. Ya da onlar bize adres gönderiyorlar. Biz hop paketliyoruz yolluyoruz buradan. Tamam. Nereden iletişime geçecekler? Twitter. Facebook'tan daha kolay. Buna daha çok bak. Twitter'ı ben çözemedim. Aslında
Dün planladığın şarkı arasında var mıydı ve Yavuz Çetin'i konuşunca Kurtar Beni. Çalarız tabii. Niye çalmıyorum? Çalar mıyız Ahmet? İsteyen olmuş. Hani isterseniz. Olur, çalarız. Oradan devam edelim. Çalalım mı? Çalalım. Yani tamam. Orada çok enstrüman var. O yüzden hani 3-5 gitar var. Biz burada 2 gitarla çıkartabilir miyiz aslında? Bilmiyoruz da. Neyse deneyim. Bir şey olmaz. Kim zaten evde bizden. Çağrında gelsinler. Çalacağız mı? Tamam. Yeah.
Teşekkür ederiz. Dede bize atlı bıyıklı inceden bir masal anlatsa. O atlı bıyıklı masal.
Anlamsızlıklar var. Sparta'daki arkadaşlarım onlar benim. Biri at, biri de bıyık. Ya aslında korsan yayınız yani. Ötebilir miyim? Ötebilirsin. Şimdi ya şimdi madem Ankara işi diyoruz yaptığımız işe biz bu evet, kişiye. Evet Ankara'yı Ankara'dan bak. Evet mesela onu konuşalım biraz. Evet bunu evet ben de çok konuşmak istiyorum. Çok güzel dertli bir konu misin? Parmak var. Dertliyim. Seviyor musunuz bak, hepiniz yoksa zaman Ankara'yı seviyoruz. Önce... Benim Ankara yaklaşımında son zamanlarda gördüğüm bir bozulma var. Onu konuşmak isterim. Anlatayım mı? Eskiden Ankara'da müzik yapan insanlara daha çok değer verilirdi. Destek atarlardı. İstanbul'a daha rahat giderlerdi. Ayak atarlardı İstanbul'a. Ulaşırlardı. Daha kolaydı. Destek olan mekanlar da vardı. Limon falan zamanını hatırlasana. Buradan gidiyorlardı. Şimdi biz zorlanıyoruz. Çok fazla çalıyoruz. Tamam. Koşturuyoruz, kovalıyoruz. Kayıt da yapacağız şimdi bir CD'de. Ama desteğe ihtiyacım var. Mesela böyle şeyler lazım. Ve bizim gibi bir sürü böyle şeylere ihtiyacı olan gruplar var. Onları ayıklayın, çözün diyorum ben. Şahsen isyan yapıyoruz. Antalya'da bütün çöpünü de biz topluyoruz. Böyle ama son dönemde bir popülerleşme yok mu be? Ankaralılık, Ankaracılık. Tabii canım var var. Ama var. O müzisyenlere ters mi? Ya müzisyenler değil, Ankara müzisyenleri şey İstanbul'da çok iyi tepkiler alıyorlar. Şaşırıyor millet biz gidip çalınca orada. Ne oluyor lan diyorlar. Ama işte Ankara içindeki müzisyen tayfasının birbirine desteği ya da işte bu tip işte basan, yayan, bu işleri koşturan insanların böyle daha bir iç içe girmesi lazım işte. Bu 40 kişi muhabbetinin tam niteliğini bilmiyorum. Çok aslında, araştıramadım ama olay o gibi bir his var. Aynen içinde. O yani hani Ankara çıkışlı, Ankaralı adamları. Ya ittirmek değil yani öyle bir misyon yok elbette ama hani kendi medyamızı yaratma. Çok adına. Iyi. Sonuçta bunların güzel kayıtları oluyor, YouTube'a yükleniyor. Tabii canım, bunlar. Ne adamlar var ya. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz abi. Ama genel olarak böyle bir deşeceğim orayı. Deş. Ankara'yı seviyor musunuz? Ankara'yı. Yüzdüğü kenara koyduk. Kolay yaşamak ya. Ankara'nın oturmuşsun. Ankara'nın insanı da başka sanki İstanbul'da. Tabii canım, o İstanbul. Biz de okumaya geldik buraya ama Ankara'lı gibi olduk. Çok sakat ya. İstanbul. İstanbul karışık. Hani gidince böyle lanet edip geliyoruz geri artık. Yani bir haftadan sonra dayanılmaz oluyor. Sürekli istek geliyor ya. Ben istiyorsanız kalkayım siz. Devam. Kim ne var ki? Bana göstersene. Neydi Çağdaş orada? İsimli bir arkadaş kadını çal demiş. Oh. Dur bakacağım. Başımıza hiç almayın bak. Karar vermedim. Şarkı açalım. Biraz önce kurtaracağız diye alnımız çatladı. Ha, bak sizin rock topluluğu. Eyvallah. Bir sağ olsun. Şey yapıyor. Ya. Olsun herkes var. Bir sürü arkadaşımız var ya. Yani. Planda ne var? Yani daha performans odaklı gidelim isterseniz. Olur, olur. Yorulmuyorsanız. Yo, çalarız biz. İş, bizim işimiz. Çalalım. Ne çalacağımıza karar verelim. Sonra ben gitarı alayım. Ankara candır. Ankara la. İyidir ya tabii. Sonuna la ekleyerek. Dede, ne çalalım? Dedenin hikayesi ne abi? Niye dede diyorlar bana. 8 senede okulu bitirdin sen. He. Daha içli durumları da var da o iş işte. Öyle diyelim. Ben çok koşturuyordum, herkese destek atıyordum. Küçükken ondan diyorlar. İyi adamlar hepsi. Ben hoşuma gidiyor dedince onlardan. Biliyor musun dedeciğim, nasıl biliyorsun dedeciğim diyor bana. Uyuşturan da öyle diyor, kendi benliğini buluşturan da öyle diyor. Geçiştiriyor hep diyor, hiç sıkılmaz hep diyor, tek eşliydi. Hem pilli hem pişliydi diyor. Saatçilik yapardı, zincirli biraz. Çok ateşliydi, aman diyorum bu ya. Beşe bakmazdı, en sevdiği meyve kiraz. Oy. Dedi bin taksiye at bir tur, aynı yerde in taksiden koy. Zor böyle miydi eskiden? Daha ne bekliyorsun?
değmeyecek mi hiçbir şey? Ne diyor oradan, benim burada ne işim var? Beyler ince düşünceli şarj aleti olan var mı? Limon sıkacağı var mı? Ağrıtısız, karartısız, yalan mısın, dolan mısın? Dolanmışın dilliğine. Abi sence kaç sene kalmış şu kızın güzelliğine? Of be İsmet diyor adam ya. Eskiden tanımadığın insanlarla omuz omuza. Paylaş nefesini. Çek kafayı kaçır kız ulan. Vah isyan oğlum. O zamanlar bir hacı vardı. Bir oğlan bir bacı vardı. Yolundaydı yol düzen bozuktu. Atlar neden incelikli hayvandır biliyor musunuz dedeciğim? Çünkü atlar kırılırsa vurulur. Elizabeth, atına bindin mi? Bunu anlatacağım sonra şimdi. Oh,
Dinlenmiş. Ya hayır. Eyvallah, çok tatlısınız. Nasıl bayağı geliştirdik değil mi çala çala? Yok. Değil mi bayağı? Nasıl yavrum? Gelişme nasıl? Twitter'da kampanya başlattılar, haberin olsun. Senin bu yayınla ilgili tweet atanlara Emre CD'yi göndersin. Aa, olur tabii, gönder. Albümü göndersin. Ne güzel işler oluyor bak. Bunu daha demin yeni albüm falan dedin. Yapacağız tabii. 10 şarkı, 12 şarkı yapacağız. 2 şarkı single yapacağız. 10'dan normal albüm yapacağız. Hazır bir gecede yapıyoruz. Bir gecede yapıyoruz. Gelip çıkıyoruz hemen biz kolay. Bu sefer uzun olacak herhalde ya. Gece belki biraz daha professional falan ne olacak? Dur kafaya göze dikkat. Çok hızlı. Sohbetine, muhabbetine artık özlem duyan insanlar var herhalde. Nereden gittin lan? Şarkılarını ya dinleyebiliyoruz ama sohbetini dinleyemiyoruz diyor. Tamam, anlatayım. Ne anlatayım? Rockstar olmak nasıl bir şey peki? Daha 6 ay var dedeciğim. 6 ay sonra tamam hoş. Köşede yalnız. Nasıl yürüyoruz biliyor musun? Oh. Ozi'yi bilen bilir. Neyi anlatacak? Ayrı çalan kim vardı? Başka grubu olan. Çok İkiniz herkesin mi var ki? Onların hepsi çalıyor. Ben çalamıyorum. Nerede? Sakarya'da falan mı çıkıyoruz? Nerede çıkıyoruz? Sakarya'da var abi de. Daha böyle, daha doğrusu kompoşa. Yaklaşım. Uzi siyah beyazda çalıyor, Amelio da çalıyor. Siyah beyaz. Çocuklar nerede çalıyor? Riot'ta çalıyor. Riot'tayız. Bir de Garaj 55'te. Garaj 55'te. Bir de bir yerde daha çalıyor. Siz de Amelio'da çalıyorsunuz. Onlar da bazen geliyorlar. Abi anlamadığım sorular geliyor ama soracağım. Emre gitar çalarak karpuzcu nasıl uyandırılmaz? Wow. Mehmet Özgün. Isparta'da. İşte Mehmet Özgün o sevdiği rock topluluğunun müdürü. Biz şimdi Isparta'da bir gün ben gene gittim sonradan. Mehmetlerin bahçe var orada, çara biçiyoruz. Ama çok içtik gene, az içmedik. Erdem de Gürcü viskisini, vodkasını bir şey getirdi. Erdem benim birader. 130 kilo. Ondan sonra onları falan da içtik. Hoşaf gibi olduk biz. Sonra Murat gittik. Sokağa çıktık havalanalım diye. Sanki dışarıda değilmişiz gibi. Aldık elimize gitarı. Gittik. Dolaşıyoruz böyle. Polis peşimizde. O bir sokağa giriyor. Biz böyle geçiyoruz. O buradan geçiyor. Öyle yırtıyoruz böyle. Bir 45 dakika falan dolaştık ortalıkta. Karpuzcu susadık. Karpuzcu gördük yolda. Ona ben bu gece bir şarkı yapmıştım. Ondan bahsediyor. Uyandıramadık ama karpuzcu. Bütün mahalle ayağa kalktı, karpuzcu uyanmadı. Gerisini anlatırsam Mehmet'in kariyeri bitirir. Isparta'da rock çok zor iş abi. Çok zor tabii ya. Kolay mı? Biz neler anlatacağım diye benim anam ağladı be. Şimdi anlıyorlar ama. Tesadüfen bulan bir arkadaş var. Vah ne güzel işte. Onları çok beğendim tanışalım diyor. Eyvallah işte, güzel haber onlara. Senin de sorun vardı abi bir sürü ya, onlardan devam edelim. Ya soruları tükettik gibi ya. O zaman ben size başlayayım anlatmaya. Of, Zeynel Ali abiden başlayayım ben. Zeybek Ali abi. Zeybek Ali abi taksici. Zeybek Ali abiyle Isparta'da bu son gittiğimde tanıştım. Efsane. Erkan Can vardı ya gemidedeki. Onun sağından atar solundan geçer. Eval öyle dedim bana. Böyle bağdaş kurdu koltuğa. Şöyle. Şiir okumanı istiyorum. Oo, okunur şiir de. 100 kiloluk bir zenci. O da nereden çıktıysa onunla geyi. Böyle oturuyor koltuğa. Karşımızda içiyoruz böyle karşılıklı. Neden içiyoruz onu. Sonra tespihi var. Sesi böyle çıkıyor. Baa diye konuşuyor ağır böyle. Köpeği var küçük bir tane kofik. Atlıyor zıplıyor, seviyor onu böyle, öpüyor gönderiyor. Bir anlattı. Diyor ki ben diyor sarhoş oldum diyor. Kafayı çekmiş bir gün. At arabasını kaybetmiş. At arabasını kaybetmiş. Ben yıllardır içiyorum, hiç at arabası kaybetmedim. At kaybetmiş diyeyim bile yok. Adam at arabası, motoru sarhoşken motorun altına düşmüş. Çok ağır diyor, çıkamadım içinden, ayakta duramıyorum diyor. Lakabı da şeyden geliyor, askerde 18 ay zeybek şarabı içmiş. Zeybek Ali koymuşlar. Namun çok şeker adam, bir anlatıyor gibi mükemmel. Onlardan olunca işte mutlu oluyorum ben. Onlarda çok hikaye oluyor, anlatıyorlar. Mutlu oluyorum, böyle adamlarla tanışmak güzel. Bize kadeh kaldır. Kaldırayım tabii, yapıştır. Hadi sağlığınızı hep gelin, siz de için lan. Hadi gelin bakalım, içelim madem. Bende de su var ya. Ulan ne şanslı adamım var. Belki ya, bende var herkesin ya. Herkesin hala şanslısınız, evet siz galiba. Bu 100 kiloluk bir zenci nedir abi? Erdem abi ya.
Bu, tamam. Aman diyor kendini asmış diyor, 100 kiloluk bir zenci. Ülkü Tömen'in şiiri bu. Üstelik diyor gece düşmüş, ses gelmiyor kümesten diyor. Ben olsam utanırdım diyor, bu ne biçim öğrenci. Hem dersini almıyor hem de şişman herkesten. İyi nişan alırdı kendini asan zenci diyor. Bira içmez ağlardı babası değirmenci. Sizden iyi olmasın boşanmada birinci. Çok canım sıkılıyor, kuş bulamam istersen de. Vah şiir. Şahider. Abi Isparta'da sıkılıyorlar herhalde. Üniversite anılarını anlatsınlar. Biz ne yapacağız Isparta'da? Isparta'da diyorlar. Ne yapsınlar? Isparta kalemiz. Isparta'dan milletvekili adayı olmaya şu anda karar verdim. Yemin ediyorum yenilmeyiz, yıkılmayız ya. Hazır seçimler de geldi, kaldırımları falan alt üst hep. İnterneti koparmışlar be kardeşim. Evde yemin ediyorum çile çektik ya. İnsan interneti koparır mı ya? Ondan sonra neyi anlatacaktım? Isparta'yı ne yapacağız? Yapacak bir şey yok işte. Otursunlar. Polisli hikayeler istiyorlar. Polisli hikayeler çok. Çatıda polis bastı beni. Oh! Isparta'da, çatıda. Doğru değil öyle. Biz bir gün Erdem var. İki tane altınımız var temiz, mutluyuz. Erdem benim puşt bir arkadaşım. Yanamaz adamın tekidir kendisi. Neyse. Biz evde kafada çektik, kızlar sızdı. Biz de ikimiz. Kırmızı tubok içiyordu o zaman. 12 tane kırmızı tubok içiyor. Ondan sonra kızla biz çıktık çatıya moruk. Beraber Erdem'in kedisi var kucakta, baloncuk. Burada tişörtün içinde duruyor. Çıktık bir gittik, gitmişiz 8-10 tane apartman gitmişiz Ahmet. Ondan sonra takılıyordu orada, güneş doğuyor falan, güzel muhabbet ediyoruz. Tam tıkırtı geliyor, çeviriyorum kafayı, bir şey yok. Kedi falan sanıyorum. Bir tıkırtı daha geldi. Gene çevirdim kafayı. Gene bir şey yok. Bir sağlam gürültü koptu bu sefer. Tosun bir abi var polis. Kapağı şöyle kenara koymuş. Attı kolları şöyle. Ah diye çıktı böyle yukarı. Ulan dedim ne oluyoruz ya? Dedi siz burada ne yapıyorsunuz? Abi biz duruyoruz. Siz burada ne yapıyorsunuz? Bire içiyor dedi. İçersen ya otur yani. Hırsız sanmışlar bizi bu. Geldi iki tane daha kofik polis çıktı genç. Ondan sonra çıktılar çatıya, 5 kişiyiz çatıda, bir de baloncuk var. Sizinle de ev nerede dedim, abi birkaç apartman gideceğiz abi. Çatılardan yürüdük 5 kişi. Bu kadar bir cam var, polis 130 kilo, bu kadar o da. Bacağını attı, ben ondan önce içeri indim, bacağından çektim, bir düştü yere içeri. Vaaat diye götürdüm üstüne. Rengarenk oldu lan, vuracaktı çekip, az daha sakinleşti ama diğer polisler falan da giriyor, çok komikti yani. Tam böyle atarla söve söve giriyordu içeri, yatakta da kızları da gördü, oradan atar da yapamadı. Tipleri de biliyor zaten, haftada 3 gün polislerle beraber takılıyoruz. Ekip arabasında içmişliğim var benim. Ondan sonra ne onun adı? Kimlik sordu bize, adımı soyadımı biliyor, hepimizinki, Erdem'inkini de biliyor. Babamızın ne iş yaptığına kadar hepsini biliyor, yalandan kimlik soruyor, iş çıkartacağız bize. Verdi kimlikleri, baktı yalandan. Ondan sonra dedi, isyan yaptı. Ben dedi oradan girdim ama oradan çıkmam, açın lan kapıyı. Abi dedi, buyur kapı. Adam gitti, Erdem puştu gitmiş, kapının diğer tarafına da kapı kolu takmış. Mengenenin olduğu taraf var ya sıkışan, açılmayan, oraya da. Adam gitti, asıldı arkadaş, 60 yaşında adam. Çekiyor, kınlı sıkınlı, açamadı kapıyı. Gelin lan açıyorsun dedi, attı elini beni, vururum lan sizi dedi. Erdem gitti diğer kapı kolundan pıt diye açtı kapıyı, buyur abi dedi bana. Adam Allah kitap söylüyor dedi. Ulan dedi bir daha bir numaranızı göreyim. Vallahi vururum dedi. Söve söve gitti ondan sonra. O zamanki polisler iyiydi. Şimdiki polisleri ben mesela bak orada yeni öyle şeyler de konuşuyorum. Hep iyi de bu da iyi, güzel bu arada. Şimdi polislerden ben biraz kendimi eskisi gibi rahat hissetmiyorum yanlarında. Çünkü onu kendileri yaptılar, yanlış yaptılar. Metroya polis biniyor, milletin rengi atıyor ya böyle. Herif bir giriyor şöyle. Böyle giriyor ya. Herkesin kafasına sıkacak sanki. Kamil. Ama küçük çocuklar abi, onların suçu yok ki. 18-19 yaşında, 20 yaşında çocukların sen eline öyle yetki verirsen onlar da ne yapar? Öyle metoda milleti titretir. Gidin o zisi be. Yapıştır. Ne anlattım? Allah razı olsun sizin de katılımlarına. Gökhan Tütün mü? Gökhan Tütün. Gökhan İstanbul'dan katıldı aramıza. Seni çok darlanmış görüyor orada. Yo, ben gayet keyif alıyorum. Mikrofonla konuşmam çok güzel. Evet ya, biraz Berker'le katılacak grupça, bir şeyler anlatacak ben. Oldu, hadi. Berker nasıl gidiyoruz? Statistik şey. Akıyor muyuz? İyiyiz, yolundaymış her şey. Birisi de sizi Almanya'ya getirmezsem
Bende ne oldu? Ben. Derin esmer. Dur, onlar kadar fenerliyim. Derin esmer. Yok. Onun adı şey. Tülin değil mi? Tülay. Tülay bizim çok iyi dostumuz. Takip eder hep bizi. Gideceğiz Almanya'ya da gideceğiz çalmaya. Burasını bir bitirelim. Çanakkale'ye falan bir gidelim hep. Ondan sonra ilk Almanya'ya gideceğiz. Vah. Ne hikaye bu? Fırıncı hikayesi falan diyorlar ama. Fırıncı bana da aldık biz. Oh, hikaye bende çok. Niye dedi diyorlar. İşte o yüzden. Abi Sparta tayfasına dayanamazsın ya. Anlamayacaksın abi boş. Bak moruk. Hikaye söyle. Biz şimdi merkez komutanında kalıyoruz. Küçüğüz daha. Yeni gitmişiz Sparta'ya. Gökçer diye bir olay karışım var. Katil. Bulldog. Pitbull ya. Böyle bir adam böyle. Vah oh, şöyle. Pazarda saat sattık beraber biz. Vah oh, şantiyeden kaçtım ben. Anne bitirdim beni ya. Neyse moruk. Ondan sonra bir gün biz bununla içtik komutanlıkta çıktık. Dışarıda bir teres çatımız bir yerimiz var gene. Orada demlendik. Kafa oldu hoşaf gene. Yurda doğru dönüyoruz komutanlığına. O arada tabii isyanlar. Nasıl Sparta burası? Biter mi Sparta? Küçücük yer, daraldık, sıkıldık derken Gökçer yolun kenarında duran fırıncının tabelasına girişine bir çaktı voleyi. Takla attı böyle havada tabela. Lak diye düştü diyor arkadaş. Bir boşaldı dış içeriden fırıncılar bize. 5-6 tane adam. Aldılar bizi araya. Gökçer'i yakaladılar. Lan diye bir cinnet. Çözüldü iş. Adamla iletleri çekti böyle. Ondan sonra bir ekip arabası geldi polisler yine. Polisler o zaman iyi. Şimdiki gibi ama değil. Ondan sonra geldiler neyse bağırdılar işi biz gittik. Bir gittik nereye gittik bende yok. Sabah bir uyandık Gökçer'le ikimiz böyle. Aynı anda açtık gözümüz put diye. Ulan üstünde bir don var başka bir şey yok. O da aynı. Ondan sonra neyse kalktık bizim arkadaşlarım var deryalar falan var. Onlar bizi almışlar eve götürmüşler sağ olsunlar. Sonra moruk uyandık falan üstümüzü giyeceğiz. Ulan ben giyiyorum tişörtü un içinde her yerim. Nereden geldi lan bu diyorum bembeyaz. Ay özür dilerim gürültü yaptım. Ne parası? Ekmek parası. Bu diyorum nereden geldi bembeyaz? Sonra araştırdık, soruşturduk. Bulduk. Fırıncılarla biz girmişiz birbirimize haberimiz yok gece. Bizi de yoldan toplamışlar. Anlaştık sonra tabelayı yaptırdık. Yatmadan yırttık ikimizi. Çok bizim macera var. Oh. Valla bir saati dolduruyoruz. Şimdi bir Çağatay Demir. Gezi olaylarının anısına bir lanı olacak alalım. Çok demiş. Güzel işte bak Çağatay'ın yaklaşımları lan var ya. İsterseniz oh onunla bitirelim. Daha doğrusu ben yayından çıkayım. Siz onunla devam edin. Devam mı diyorsun sonra? Siz devam edin. Yani bu hafta da bu kadar. Bir saat sürdü. Hani devamında zaten dinleyeceksiniz. Haftaya yine yeni bir konukla ifte olacağız biz. Oha ne güzel. Bizi yani 40 kişiyi Facebook ve Twitter sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Güzel. Oradan duyurularımız olacak. Davetiye kazanma şansınız olabilir. Bizi takip etmeye devam edin. Bizimkini de takip etsinler. Evet. Biz ona hep Emin'inkini de takip edin. Kafam çalışıyor. Ben ona karar verdim. Bizim Facebook sayfasını paylaştı 10.000 kişi falan olsun bir de. Ona iyi oluyor çünkü. Daha çok duyuyorsun. Tamam. Çok çalışıyoruz oğlum biz ya. Bu at değil ki bu. Haydi o zaman. Ben boşaltıyorum. Dur ben seni bir yolcu edeyim. Korktuk
kadar küfür ettim be. Memlekete satay. Kör olmak lazım. Bir uyan be kızım. Bir uyan be gözüm. Ay, o koca gözlerini çıkar. Güçlüysem hayal nasıl ki güzel gözle yenildim. Üç
kuruş için cahilleri eğilir. Hayallerim bile küçük, gerçekte yetiyor bazen. Düşüm taşım yorulmuşum, üç gündür uyuyamıyorum zaten. Koşturmadan, 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 üşenmeden, yetişmeden, yetişmeden, sıkıldım da ona. İçtim, içtim, dolaştım, merkezle sarmaş dolaştım. Bıraktım, karanlığa kırıştım, yalnızlığa da alıştım. Yanımda o tane vardı, sanki daha gelmedi bir madde. Hep düşündüm, neydi derdi, derdi, neydi, neydi derdi. Şarkılarından çok teşekkür ederiz Moruklar. Kesinle vallahi idare.
Eyvallah. Kapatıyor muyuz? Bir tane daha isterseniz çalalım beraber. Çalalım geldi Ahmet'ten. Eyvallah abi. Vah. Bakalım hadi. Simsizim, sarhoşum ben de iyisizim. Yalan yok, seni çok sevdim. Hadi söyleni hadi söyleni. Müzik yapmam, spor yapmam. Rütbem yok hem de çiftsizim. Yalan yok, seni çok sevdim. Hadi söyleni hadi söyleni. Çok konuşmam öyle ama yılışmam. Hem gülürüm hem de keskinim. Yalan yok seni çok sevdim. Hadi söv beni, hadi söv beni. Pis kokardım bazen, pis kokardım bazen. Düz atardım bazen işim. Yalan yok seni çok sevdim. Hadi söv beni, hadi söv beni. Başardık.